ancak şimdi size tel değiştirmeyi göstereceğim. Tel değiştirmek için ihtiyacımız olan bir şey var. O da eski tellerimizden kopardığımız küçük parçalar. Bunun yerine ufak bir tahta parçası ama kürdan gibi bir şey çok ince olacaktır, kırılacaktır. Kırılmayacak bir tahta parçası ve herhangi başka bir şey de kullanabilirsiniz. Şimdi eskimiş bir telimi söküyorum size göstermek için. Eskimiş telim, gördüğünüz gibi pedal disklerinin sürekli sürtündüğü yerden aşınmaya başlamış. Bu bir süre sonra kopacak demek. Kopmadan değiştirmek her zaman yararlıdır ve ucuna bağladığım başka bir telin parçası var. İnce teller iki kere değiştirmemizi imkan verecek uzunlukta geliyor genelde. Gördüğünüz gibi iki tel çıkıyor bu paketten. Ama kalınlaştıkça tek tel çıkıyor paketten. Telin üzerine düğüm atmadan önce kolaylık olması açısından önce delikten geçiriyorum. Böylece düğümü attıktan sonra teli elimi arpın arkasına sokarak teli doğru yere sokmaya çalışmayacağım. Ve daha sonra düğüm atıyorum. Sağlam çıkmayacak herhangi başka bir düğüm de atabilirsiniz. Ama arp tele düğümü genelde şu şekilde atılır. Elimde tel. Ve bu düğümü atmaya çalışırken de teli yerinden fazla oynatıp buradan çıkartmamaya dikkat edin. Çünkü çıktıktan sonra dediğim gibi deliği bulup tekrar geçirmek zor olabiliyor. Teli kendi üzerinde böyle bir daire yaptım. Çekiyorum. Kalın uçta ikinci bir daire yaptım. Şimdi ikinci daireyi birinci dairenin içinden geçirip birinci daireyi daralttım. Böyle bir şekil oluştu. Şimdi bunların arasında daha önceden kestiğim kalın bir eski telin parçasını geçiriyorum. Burada başka bir tahta parçası ama kürdan çok ince olur. Daha kalın bir tahta parçası gerek. Herhangi başka bir kırılmayacak bir şey kullanabilirsiniz. Buradan geçiriyorum ve sıkıyorum. Tekrar yapacağım şimdi. Göstermek için çok büyük bir düğüm atmıştım. Tel ziyan etmemek için aslında mümkün olduğu kadar küçük düğümler atarım normalde. Şimdi daha küçük bir düğüm atarak gösteriyorum. Birinci daire, ikinci daire. İkinci daireyi birden geçirdim, sıktım. Şimdi bunları bozmadan, küçük parçamı, herhangi bir şeyin parçası, geçirdim ve yine bozmadan sıktım. Bu yeterlidir. Bundan sonra bu düğüm bir daha açılmayacak. Gördüğünüz gibi son derece sağlam bir düğüm. Tabii ki ben cimri olarak bunu biraz daha şey yapacağım. Az tel ziyan ederek. Şimdi oldu. Deli cimri. İnce sıkıyorum. Böylece daha sonradan gevşeyip çıkmasını engelliyorum. Kalın tellerde sıkmanız daha zor olabilir. Sıkmakta zorlanıyorsanız ucunu bir kere daha bir yerden geçirip sağlamlamak isteyebilirsiniz. Telimi zaten geçirmiştim yerinden. Şimdi bu telim henüz gergin değil. Gergin olmadığı için düğümüm gevşek. Düğümüm gevşek olduğu için de bıraktığımda çubuğum içinden düşebilir. Çubuğumun içinden düşmesini istemediğim için yani bunu çekerken elimi burada tutup çubuğun düşmesini engelleyebilirim. Arpın içinde elimi tutup. Veya burayı çekerim. Böylece düğümün fazla gevşek kalması ve çubuğun düşmesini önüne geçmiş olurum.
Az çok burayı gergin tutarsam böyle bir kaza yaşamam. Çubuğun arpanın içine düşmesi ve çubuğu aramamız gibi bir kaza yaşamam. Şimdi çok önemli bir nokta. Teli takarken buradaki akort çubuğumuzun gözünün yukarı bakması. Bazı durumlarda yeni tel takarken bu göz yukarı bakmadığında yeni telimiz kırılabiliyor. Ziyan oluyor. Getirdim. Telin yukarıya aşağı yukarı 3-4 kere sarılması gerek. Bunu sağlamak için ince tellerde 2 tel kadar geriye gidecek şekilde gevşek bırakırım. Ancak kalın tellerde bu biraz daha değişebilir. Biraz daha gevşek bırakmam gerekebilir. Bunu 3-4 kere sarılacak şekilde ayarlamanız gerek. Şayet çok fazla sarılır da arpın boynuna değecek kadar tel geriye giderse ve özellikle arpın boynuna değerse tel 4 kere sarılmak yerine 6 kere 7 kere sarılmış ve buraya değiyor konumda olduğunda buraya fazla bir basınç uygulayacaktır. Burada kilitlenebilir. Arp tamircisi, arpımı üreten arkadaşım arpın boynu ile ilgili gelen arızalarda ve tamir taleplerinde genellikle arıza nedeninin bu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla eğer olur da fazla sarılırsa teliniz birazcık gevşetip biraz çekip fazlalığı kesebilirsiniz. Bu kadar basit. Hiç önemli değil fazla olması. Telimi birazcık geri çekiyorum kafasının ucunu serbest kalan. Ki ben sardıkça gevşeyip tekrar açılmasın sardığım yer. Bunu düşünmeden tutabilirim şu an yaptığım gibi. Serbest kalan tel gördüğünüz gibi dışarıda kaldı. Teli sararken gerisine doğru bu dışarıda kalan ucun saracağım. Önüne doğru sararsam tabii ki buradan çıkacak, düşecek. Gevşeyecek ve tel serbest kalacak zaten. Yine geriye doğru sarılmasını sağlamak için bazen parmağımı ettirebilirim. Eğer teller birbirinin üzerine binmiş, öne geliyor ve biz sardıkça gevşiyorsa. Bir kere oturduktan sonra sorun yok. Bu yukarıya herhangi bir düğüm atma gereği yoktur. Kendisi zaten son derece gergin olduğu için tutuyor. Tam 3 kere sarıldı. Diyelim ki fazla oldu. 3 kere sarılmadı. Az oldu. 2 kere sarıldı. Tek yapacağım şey tekrar çeviriyorum. Gevşetiyorum. Biraz daha az ya da daha fazla teli gevşetiyorum. Fazla sarıldıysa biraz daha alıyorum. Ve az sarıldıysa da biraz daha tel veriyorum. Tek yapacağım şey bu. Yeni teliniz her gün akortladığınızda bir iki hafta kadar sonra zaten oturacak ve akoru çabuk kaynayacak. Fazlalığı herhangi bir makas veya metal keskisiyle, kalın tellerde makas işe yaramayacaktır, çok kalınlar. Kestim. Gördüğünüz gibi bir kere daha kullanacak kadar telim kaldı. Tellerimizi idareleme olarak düğüm atarken fazla boşa harcamadan kullandığınızda da fazla teliniz kalır elinizde.